Şimdi siz biraz önce dediniz ki etik değerlere uygun seçim olmadı. Hangi etik değerler? Seçim onlara nasıl uymadı? Şimdi tabii ben özellikle bunu söyledim. Mesela ahlaki demedim. Özellikle etik, evet, etik dedim. Ben de etik diye tekrarladım. Evet. Çünkü demokratik bir ülkede, bir hukuk üstünlüğü olan bir ülkede seçimi yargı yönetir. Evet. Ve her şey açıktır. Seçime harcanacak paralar, konuşmalar. Elbette. Ya bunların hiçbirisine doğru. Uyulmadı ya. Şimdi siyasi bakın, etik ben, kanunu çıkmadı. Şimdi bakın ben bir şey anlatayım. Ben Bursa'da Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir programından sorumluydum. 2018'de aday, Sayın Genel Başkan dosyanı ver falan dedi. Aday olacağım. Bir gün büyük bir bulvar var, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı diye. İş yerinden oraya bir indim. Böyle 1,5 kilometrelik bir bulvar. 2 kilometre falan. Ağladığınıza Cumhurbaşkanı ve AK Parti tanıtımlarıyla dolmuş. Çok iyi adım. 6. olağanüstü kadın kongresi. AK Parti'nin. Ve gelen Cumhurbaşkanı. Ama AK Parti Genel Başkanı. Aynen bak. Aynen. Şimdi bak. 6. olağanüstü kadın kolları kongresi. Ama gelen Cumhurbaşkanı. Dedim ki ya İsmail Hoca, devletle karşı karşıyayız. Yani İttihat-ı Osmani'den beri, ben derim 1889'dan beri belki de İyi Parti en sert siyaset alanına girme konusunda tavırlarla karşılaşan bir parti olmuş. Biz okyanusları geçtik ama dereler biraz.